okuma yazma kazanıyor ki uzun vadede daha iyi nakitten. Mesir macunu fabrikası. Tax efficiency'yi arttırdık bu sırada. Oyunun başında %23 diye hatırlıyorum. %29 diyelim ona. 28.99 diye gözüküyor. Şu an iyi durumu. Hoş. Dolayısıyla harcamalarımızı biraz arttırmakla beraber vergiyi de biraz düşürebiliriz. Tam %20 olsun diye uğraşıyorum da. Admin'i fulle, eğitimi fulle yakın yap. Nakitte kazanmak istiyorum çünkü. Morokko ve Mongolia. Hemen arttıralım onların da şeylerini. İsyancılar varmış şeyde, hazırlanın. Liberal ekonomiye geçildiğinde gelen giden fabrika kurabiliyordu. Ona geçsek daha iyi olmaz mı? Hayır. Çünkü her yere fabrika kurulması az evvel anlattığım sebepten dolayı çok kötü. Arkadaşlar, laissez-faire yapabileceğiniz en kötü ekonomik yasa. Demin de anlattığım gibi çünkü adamlar istediği her yere fabrika yapabiliyor. Siz o fabrikada işçi belki o bölgeye hiç teşvik etmiyorsunuz. Yine o bölgede belki de o kaynağın üretimi yok ama adam oraya o fabrikayı yapıyor. Dolayısıyla üretimini azaltıyor. En mantıklısı sizin elle yapacağınız sistem oluyor. Bu sanayiye bir bakım ücreti falan ayırıyor musun? Şöyle şu anda aslında şey veriyoruz. Eğer zarardaysa bile bizim cebimizden gidiyor. Dolayısıyla kar etmeleri için bol bol işçiye ihtiyaçları var. Ona biraz destek vereceğiz. Hatta şurada şu clergyman'lardan bir kısmını alalım. Şu an %1.56 clergyman. Clergyman yeterli seviyede var aslında. %2 optimal sayısı. Olsun, biz yine de şeyi yapalım. Litisensi'de yok say. Bak Kastamonu'da mesela 2000 kişi oluşmuşlar bile. Güzel. İstediğim yönde ilerliyoruz şu anda. Şimdi üretim zaten işçi full olmadığı için şu an çok anlamsız. Onun yerine bir railroad, biraz da şuradan gideceğiz. Bu supply limit çok önemli en sağdan gittiğiniz zaman. Biraz orduya belki bir iki bir şey katmaya çalışırız falan. Mümkün olduğunca ülkeyi savaş yönünde değil barış zamanında güçlü hale getirmeye çalışacağım. Savaş kısmı da tabii önemli ama yani mümkün olduğunca az savaşırsak o kadar hızlı gelişiriz. Nüfusun büyümesi çok önemli bir opsiyon çünkü. Ekonomi şahlandı, rahatlıyor. Troy oynayacak mısın? Bir ara oynayacağım. Daha oynamadım ya. Oyunu aldığımdan beri ben kendim oynamadım oyunu. Fabrika zarar ediyor. Evet, artacak. İşçisi yok şu an. Zarar etmesi çok normal. Bakın işçi sayısı 508 ki 10.000 kişi istihdam yapabiliyor burada. Şu an çok normal yani bu durum. Kağıt ürününe falan dönüşecek falan. O daha süresi var. Fabrika açtım şak parayı getirdi. Böyle bir şey yok. Buradan da biraz mümkün olduğunca kısacağım. Biraz rahatlatmak istiyorum bunları. Hala daha çünkü artizanlar isteklerini alamıyorlarmış. Prestij kaybediyorum. Militancy. Biraz militancy kazanın ya. O kadar ne eyvallah diyebilirim. Askeri harcamamı kıstığım için rahat ekonomi aslında şu an. Ufak gitgelleri var ama rahat sayılır. Fertilizer yine önemli bir şey. Ekonomi dalgalanıyorken yapmayacağım şunu. Ekonomi bir normal hale gelsin. Burada da şöyle çok ufak bir kısış yapalım. Ekonomi stabil hale geldi mi her yere cart 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 basacağız şeyleri. Montenegro, Hicaz. Karadağ ve Hicaz. Gelin buraya. Hicaz'ı mesela altıma aldım şu anda. Ekleyebildim onu. Güzel oldu onun gelmesi. Fabrikayı dolarla mı yapıyoruz? Köylüler yeni iş alanı görünce temkinli davran. Troy'u ben de Özgün'den izledim. Güzeldi. Yani biraz sakinleştirelim halkı. Adapte olamıyorlarsa. Evet, başlayalım şeylere. Tren yollarına. Yapılabilir her yere bir yaptık şöyle. Bölge altında. Yine bu taraflara Rum kısmına yapmaya çalışacağım. Rumeli kısmına yapmaya çalışacağım.
Mümkün olduğunca. Para da var hazır nakit. Buralarda ya seviyelere göre şu an mesela nasıl göstereyim size? Bazı mavi olan kısımları yapabiliyorum. Kırmızı olan kısımları yapamıyorum ama şöyle ki sonsuza kadar değil bu. Seviyesini atlattıkça yapabileceğiniz yerler oluyor. Dolayısıyla böyle birkaç yere basalım şimdilik. Medicine ihtiyacımız olacak. Daha sonra commerce ve kültüre biraz yöneliriz. Belki askeri bir şeyler biraz kastırırız. Şu an askerlerimiz için şey yapacağım daha ziyade. Yatırım. Burada hiç mi şeyimiz yok? Biraz asker şeyi vermemiz gerekiyor ya. Asker teşviki yapmam gerekiyor nüfusta. Şu an barıştayım diye biraz şeyim ama o konuda dallaşak geziyorum sayılır ama. Kaleleri döşe demiş. Kaleler savaşacak asker varken bir halta yarar. Düşmana vermek istemezsin kale. Oradan biraz prestij kazan. Bunlarda da isyan var şu an. Bunların hala şeyi yok yalnız. Mısır'ın şu an kimseyle eyvallahı yok. Biraz şöyle hazırlanalım mı Mısır'a karşı? Bence bir girişimiz daha var ya. Ordunun toplanması tabii ki biraz sürecek ama. Orta sınıf isyana kalkışmasın. Ya açıkçası bir yerden sonra eventleri okumayı bırakıyorum ya. Çok fazla event var. O kadarına da gerek yok yani. Yok orta sınıf mı isyancı olsun? Yok diyelim isyan. Ulan o kadarına kafa yoracak olsam oho. Asker renkleri neden kırmızı? Şu an karşılayamıyorum çünkü asker sayısını. Asker sayısı ülkedeki asker şeyinden daha fazla. Nüfus oranından. Biraz asker nüfus oranına şey yapmamız gerekiyor. Destek vermemiz gerekiyor. Afganistan savaşa çağırıyor. Afgan Conquest, Kokandi, Tacikistan. Ya o savaşa girsem şey olmaz ki ya. Kokand burada, Tacikistan, Ebesin örekesinde. Buradan oraya zaten gitmem gidemem de yani. Uğraşmam o kadar uzak yola gitmekle. O yüzden ölün. Infamy kazanmak istemiyorum ama influence kazanalım. Bir tane infamy çok da şey değil. Kötü değil. Mısır'da isyan var aynen. Ha, ordu şeyleri biraz artışta. Şimdi fabrika durumlarımıza bir bakalım. Güney Sırbistan'da az insan olduğu için biraz yavaş doluyor orası. Kastamonu'da fena değil. Yeterli değil ama fena değil. Yavaş yavaş Diyarbakır kısımlarına, Malatya kısmına falan demir ürettiğim için burada biraz şey yapmak istiyorum. Bakın üretimi de şöyle görebilirsiniz. Mesela Malatya'da demir üretiyorum ya, geldim buraya. Demirin nasıl üretildiğini gösteriyor. Mesela temel üretimin 5.40'mış. Üretimin şey efektifliği %111.27'ymiş. Aristokratların burada oluşundan dolayı, biraz teknoloji şeyinden dolayı vesaire bonuslarımız var. Onun dışında burada çalışanların yoğunluğu laborer'larmış. Yani madenci gibi düşünebilirsiniz. Onların da bize desteği %40 oluyor buradaki demir, çelik, demir üretimi. Çelik fabrikadaki haliyle. Dolayısıyla iyi yani bizim için. Bu da işinize yarayabilecek bir şey aslında. Mısır şey oldu. Medenileşmemiş ülkeye dönüştü. Medenileşmemiş ülkeye reform yapamıyor vesaire. Bayağı bir problemleri var. Şimdi bir şeylere bakacağım. Şu önemli aslında. Ordunuz için en önemli şeylerden biri bu. Şuradan biraz admin efficiency alalım. Sonra kültüre biraz yöneliriz falan filan. Tunus ve Afganistan. Afganistan'ı daha yeni sattım ama sen bilirsin. Tunus neredeymiş? Tunus'u da altımıza aldık. Güçleniyoruz. Güzel. Adım adım da olsa güçleniyoruz. Sana yavşayan var mı? Yok. Başka kim var? Moldova. Moldova'ya yavşayan var mı? Yok. O zaman Osmanlı strong. Herkesle bakın ilişkileri şeye dönüştü, normale dönüştü. Bundan hemen bir kendimize pay çıkartıp saldırıya geçelim.
Zaten alabileceğimiz bir tane toprak varmış. Justification'da neler ekleyebiliyorum ki? Silahsız kalıp bana para ver diyebiliyorum. Altımı alabiliyorum. Özgürleştirebiliyorsun. Kalelerini bırak diyebiliyorsun. Prestijimizi arttırıyor bu. Concession ne veriyor? Ha, koloni yapmak için şey veriyor. Aslında çok da bir şey yok burada. En mantıklısı katlantı size. Para bize şey ödemesi. Ama infamy 13 veriyor. Ya bir tane toprak için gelir mi? Yani girelim. Alalım korumuzu ya. Kaf alacağız bir tek. Kaf neresiydi ya? Ha, şurayı alacağız sadece. Girelim halledelim madem. Şu orduyu biraz kısayım yalnız. Buralar kaldırmıyor çünkü bu kadar askeri. Yavşanlar sağdaki ekranda okey. Sağdaki ekrandakiler şeyler. Altındakiler şu an. Consciousness kaybediyor. Militancy'yi kaybetsin canım. Dın 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 dın. Süveyş'i alamıyorum ki şu an. Justify yapmam lazım öyle bir şey ki. Öyle bir durumumuz yok. Şu an War Goal gösteriyorum. Biraz skor artsın ondan sonra göstereceğiz. Two Sicilies ve Etiyopya. Two Sicilies gel bize. Etiyopya nerede? Tamam, seni de yavaştan çekelim alanımıza doğru. Eğitimim biraz daha böyle bir coşturalım. Ekonomi hafif dalgalanıyor yine. Bildiğim kadarıyla yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Yani cut down to size yapabilirim. Ordusunu kaldıracak ve bu eleman bize %25 gelirini ödeyecek. Bence güzel. Yani, gerçi infimimi biraz fazla attı ama yani. Zamanla indiririz o infimiyi inşallah. Geçen sefer gibi olmaz. Nasıl yenildiniz ya orada? Tabi orduyu şeysiz böldüğüm için, desteksiz, biraz sıkıntı oluyor. Kaf, gel buraya. Ordu şeyini arttırdım değil mi? Tunus. Alliance önerdi. Eyvallah. Şuralardaki orduları bir halledelim her şeyden önce. Consciousness kazanabilirsiniz. Aydın olmalarını tercih ederim. Şu an sağlayabileceğim birliğin altına indim mesela. Demin kırmızı gözüküyorlardı. Şimdi normal olacak. Popülasyon düşmesin. Biraz isyancı şeyine dönüşebilirler. Askeri harcamalarımızı da arttıralım hemen. Kimdi? Morocco ve Mongolia. Nasıl düzeldiğini ben de bilmiyorum. Tunus'la zaten demin ally olmadım mı ben ya? Allah Allah. Ya gözden kaçırdığım bir şey oldu ya yanlışlıkla iptal ettim bilmiyorum. Kayre'ye girsek zaten deli war score kasarız diye tahmin ediyorum. Şimdi. Sen ne veriyorsun? Yok. Bunların hiçbiri değil. Kültür şu anda bana çok fayda sağlayacak. Bunlardan bir tanesi eğitim. Diğerisi Max National Focus. Başlangıç için bir Max National Focus'u alalım. Daha sonra eğitim efektifliğine yürüyeceğim. Clergyman ne oldu? %1.81. Yani neredeyse %2'ye vardı. Artık nüfusu clergyman'la uğraştırmak yerine
Ankara'da biraz askere ve subaya yatırım yapmamız iyi olur. Aydın'dan alalım, biraz asker yatırımı yapalım. Asker sayımız artsın memlekette. Asker nüfusum çok yok çünkü. O da ordu kurarken büyük bir problem. Asker kapasitesi aynen düşük, çok düşük. Consciousness veriyor. Versin. Hem prestij hem consciousness. Benim işime gelir. Prestijde dördüncü sıradayız şu an. Endüstri biraz zayıf. İşçi sayısı az diye şu an çok şey yapmıyorum zaten. Coşturmuyorum. Yoksa basacağım gaza da. Ne durumdayız? %50'ye falan ulaşmamız gerekiyor. %24'teyiz. Biraz daha var. Güzel. Pop growth kazandık. O da iyi. Nüfusun büyümesi bu oyundaki en önemli şeylerden biri. Nüfus oyunun en önemli şeyi ya. Tunus devamlı dostluk bozup şey mi yapıyor? Dostluk mu yapıyor manyak? Karadağ. Gel altıma. Güzel. Kayre'yi vermem yalnız. Arkada bir ordu oluşturayım ya. Ordumuz azaldı çünkü. Ankara'da toparlayalım şu orduyu da. Kaç yaptık? 10 yaptık. 2 de atlı koydum mu tamamdır bu. Şey güzel gidiyor gibi. Bundan sonra Prusya veya Japon patlamaz mı? Japon biraz yavaş başlıyor. Güzel aslında ama. Aha, koloni kurduk. 10.500 prestij, 864 araştırma puanı ve Kuzey Makedonya'daki bütün nüfus 4 militanlık kaybetti. 4 de şey kaybetti. Aydınlanma kaybetti. Güzel. Fena değil. Biraz tren yolu yapmaya devam edelim. Özellikle bu bölgeler düzlük olduğu için çok işe yarar. Ne kadar nakit alacak acaba? Neyse şu an tamam, nakitimizi biraz harcadı ama işime yaradı. Kabul ediyorlar. Eyvallah. Orduları götür. 10.5 prestij ver. Ha. Olsun şu an güzel zaten bu prestijimiz. Tunus siktir git lan. Vallahi siktir git. Elay melay olmuyorum lan. Allah Allah. Herife bak. Devamlı atıyor. Manyak mıdır nedir? Aha. Prusya. Prusyalı olmak isterim. Tunus. Tekrar ediyorum siktir git. İsveç olabilir. İsveç'e biz hiç yanaşmadık değil mi? Hemen İsveç'e yanaşalım. İsveç güzel ülke. Altımdakilere yavşayanlarımız var mı şu an? Hali hazırda yok. Tamam, Ruslar genelde yavşıyor çünkü onlara da. Yani gözümü üstlerinde tutmak istiyorum. Sonradan patates olmasın orada orada. Marmara göstersene mi? Aa, bir tane expedition'ım başarısız oldu. Bu ordu iyi. Burası destekliyor mu 36'yı? Aynen destekliyor. Aslanlarım. Kaplanlarım. Sizi Kırklareli'ye yollasak Kırklareli daha iyi destekliyor. Şu orduyu biraz düzenleyelim. İki tane cruiser var. Bir guard, bir şey. Biraz topçu lazım o orduya şu an. O topçuları yollarım bu orduya. Zaten daha fazlasını şu anda yapamıyorum. O şu yatırımı ve şeyi arttırmaya başladık ama Etiyopya gel, Hicaz gelin bakalım. Güzel, biraz rahatlıyoruz. Koloni gücü kazandık bu sırada. Bunun için yapmamız gereken bazı araştırmalarımız var. Bunu yaparsak Afrika'da büyüyebiliriz hazır koloni gücümüz varken aslında. Öyle bir planım yoktu ama. Shift basarak inşaat yaparsan, eğer demir yol kale yaparsan bütün bölgeyi yapıyoruz. Zaten öyle yapıyoruz. Kontrolle yapıyorum şu an. Kontrolle yaptığım için bütün bölgeyi yapıyor. Bunların hepsi öyle yapıldı. Oo, gelire bak be. Öf. Tamam, aristokrat kısmını indirebildiğim kadar indireyim. Bunları da arttırayım. Tarifleri biraz daha düşürebiliriz. Belli bir seviyede de tarifin kalması lazım. Tamam. Şu an ülke güzel gidiyor. Aman
kulağınızı çekip kıçınızı kaşıyın. Çünkü gerçekten şu an iyi gidiyor. Sonra götümüze kaçmasın. Şimdi demir çelik Malatya. Diyarbakır Van diye geçiyor orası. Diyarbakır Van. Başlayalım çelik çelik fabrikasını açmamışım daha. Shit. Musul'da da fertilizer vardı. Fertilizer da üretelim. O da yine lazım olacak çünkü. Musul'da da işçi şeyi teşviki yap. Tamam. Afrika kolonileştirme olayı ne zaman başlayacak? Araştırmalarını yapmadım çünkü öyle bir planım yoktu. Fakat şimdi kolonyal gücümü görünce ulan dedim yapayım bari. Yaparız. Ne istiyor ki şu an? State and Government'ı yaptık. Breech Loaded Rifle yapmam gerekiyor. O da şeyde askeri araştırmada. Afganistan. Ya bunlar Eli oluyorum tekrar tekrar mı atıyor? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım gitti. Afganistan'da sanki daha önce Eli oldum. Bir ara bozdum ondan da eminim de. O yüzden şey yapamadım. Neyse çıkar kokusu. Dışarıdan aldığımız ürünler... Likör, kumaş, pardon. Bunlar sattığımız ürünler. Dışarıdan aldığımız tahıl, meyve ve çay. Bu kadar çaya düşkün olmayın ya. Arkadaş, ülke ekonomisini etkiliyor. Az çay için. Sonra da biraz ne ya da Navy'yi siktir et ya. Şu an bir kriz yok, savaş yok. Dolayısıyla Navy'ye bir yatırım yapmama gerek yok. Aksine orduyu güçlendirmeye daha çok ihtiyacım var her şeyden evvel. Ekonomi güzel. Dalgalana dalgalana gidiyor biraz ama iyi. Hicaz zaten altındaydı. Var mı sana yavşayan 1 lira falan? Tamam şu an güzel gidiyoruz ya. Ben mutluyum vallahi. İyi yani. Biraz daha kıçımızı kaşıyıp kulağımızı çekelim. They will not accept. İsterdim ki İngiltere'yi de yanıma çekeyim. İyi bir olay oluyor. Fransa genelde hep karşımda oluyor ama işte. Avusturya'ya falan da belki bir şey yapabiliriz ya aramızı. Avusturya'da genelde çünkü puşluk yapıyor. Prusya soruna cevap, Prusya sorunu görmedim. Bir daha yaz bakayım. Liman ve bazı gemiler koloni gücü veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Koloni kısmına hiç vakıf değilim. Hiç koloni oynamışlığım yok adam gibi. Araştırma kısmı eyvallah. Şeyi nerede kazanıyorduk ya? Prestij. Büyüme hızı veren bir tane vardı da ona bakacağım. Mobilizasyon veriyor iyi. Atlıları veriyor. Koloni ne istiyordu? Muzzle load, branch loaded istiyor. Şunu açmanızı istiyor koloni şeyi için. Yani iki araştırma oraya bir ara harcanabilir bir ara. Onun dışında şu an bence biraz fabrikalara yönelebiliriz de. İşçi işte orada biraz problem şu an. Çelik fabrikasını bir açalım. Şu an en büyük problem aslında işçi sayısı. İşçi sayısı artsa güzel olacak. Güzel biraz daha prestij. Oo, teselye başladık. Başladık. Yunanistan kaşınmaya başladı yine. Hırt hırt kaşınıyor pezevenk yine ya. Kardeşim uslu durun. Uslu durun. 2 dakika bir uslu durun. Ben Navy'ye de yatırım ver ya. Denizlerde de savaşalım. Karalarda da savaşalım. O tabii ki bazen şey de oluyor. İlla savaşa dönecek diye bir şey yok. Biraz iyi yönetirseniz savaşmadan da prestij kaybederek deyip geçebiliyorsunuz ama yani mümkünse şu an biraz da iyi başlamanın verdiği gazla beraber başlarım lan yapacağınız işe tarzında bir Osmanlı oynamak istiyorum mümkünse. Hani böyle kardeşim senden şuraya almak istiyoruz dediklerinde başlatmayın lan. Biraz o havaya girmek istiyorum anlatabiliyor muyum? Hakkımdır yani. Kütahya. Kalsın şimdilik. Bir sonraki seviyeye geldiğinde zaten onlara büyük ihtimalle şey vereceğiz. Moralizm. İyi hadi.
Şu orduya piyade ekledim biraz. Piyadesi az geldi gözüme. Aslında fena değil. Topçusu daha az şu anda. Yavaş yavaş ona da bir şey buluruz. Şimdi madem krizler çıkmaya yönelecek, bizim bonuslar kazanmamız lazım. Askerlerimizin bir halta yarıyor olması lazım her şeyden önce. Dediğim gibi bakın, en önemli araştırmanız bu kısım. Military Tactic veriyor. Military Tactic EU'daki gibi hasar yemenizi azaltıyor. Önemli bir şey. Moral de veriyor. O da gayet şık bir şey. Onun dışında mesela Digging Cap veren burada şeyiniz var. Army Doctrine'iniz var. Bu da nedir? İşte siper mevzuları. Daha önce söylediğim gibi. Savaşta bonus sağlar size. Değmez ya. Biraz araştırma puanı kaybedebilirim. Inorganic Chemistry Pop Growth veriyor diye hatırlıyorum. Bakalım. Emin değilim. Ona bakıyorum ben de. Farming, mining, paper, rubber yok ya. Ya bir tanesi direkt olarak pop growth veriyordu da hangisiydi onu hatırlamıyorum. Onu hatırlasam o iyi aslında çünkü nüfus büyümesi çok önemli bir şey. Burası mı veriyordu acaba ya? Psikoloji mi veriyordu? yakından uzaktan alakası yok. Throughput veriyorsun. Output veriyorsun. Prestige veriyorsun. Valla hatırlayamıyorum ya. Bir şey veriyor ama. İnşallah Navy değildir. Navy'de olduğunu zannetmiyordum ama. Garip olur çünkü. Bir şey veriyordu. Hatırlayamıyorum ama. Endüstri en sağdaki. Valla şu an gördüğüm kadarıyla veren bir şey görmüyorum ama. Ha burada veriyor. Ha biri medicine o zaman. Aynen. Biri medicine, diğeri de şey elektrik. Onlar veriyor. Tamam. Medicine ve elektrik. Şimdi medicine'ı yaptık ama elektrik fazla uzakta. Ona çok şey yapmayacağım. Yönelmeyeceğim. Sizi de İzmit'e mi yollasak ya? Gidin İzmit'e. Ha kalabalık. En boktan birlikler daha önce de söylediğim gibi. Filoyu Antalya'da bir toplayayım. Daha çok taşıma gemisi lazım çünkü yani 3 tane taşıma gemisiyle bir bok yapamıyoruz Afrika şey arasında. Biraz daha böyle taşıma gemisi verirsek en azından boş olacaktır. Taşıma gemilerinin malzemelerine tabii bayağı bir para gidecek. Yapacak bir şey yok. Admin F'imizi %85'e ulaştırdık. Topçu fabrikası yapıldı. Güzel. Tesalya'nın problemleri devam ediyor şu anda. Tesalya yakında krize dönüşebilir. Korkmayın. Asla krize dönüşmez. Mecbur prestij kaybediyorum. Militesinsi artmasın diye ama kıçıma kaçmaya başladım. Oyunu önerir misin? Alınır mı? Yani oynayabilirsin gayet iyi. Siyasi parti programımız. Ben şu anda bu şekilde tutmaya devam edeceğim. Çok aşırı bir şeyim yok. Aha başladı kriz. Birilerini yanımıza çekmemiz lazım. Aciliyetle. Dın 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 dın. Defansımızı arttıracağın için gel. Şimdi krizi biraz yakından ve yavaş takip edeceğiz. Rusya şeyi destekliyor zaten, olmasa şaşacağım. Benim arkamdaysa Prusya var. Avusturya Rusya'yı desteklemek istiyor. Fransa Rusya'yı desteklemek istiyor. İngiltere beni desteklemek istiyor. Aslanım! Şu ucuz şeyler versem kabul etmiyor tabii. Daha fazlasını istiyor sağ olsun. İspanya kim? O da Rusya'nın arkasında. Arkadaş, garda Rusyacı olunmaz ya.
Biraz hele sen göt. Ne demek Rusya yani? Biraz lobi yapalım. Aslında şu an çok insan yokken bir bakalım şey yapabiliyor muyuz? Propose solution hemen. Teselliyeyi kabul ediyor. Bu benim hoşuma gitmiyor ama. Ruslarda öyle bir göt var ki şu an Prusya'ya karşı gelirim diyor. Enteresan. Şimdi savunma yapmasına yapılır da Rusya gibi bir ordu varsa karşınızda savunma için ne yaparsanız yapın yetmeyecek. Yani şu dağlara bayağı bir ordu konuşlandırmamız gerekir. Ardahan'a bir tane ordu konuşlandırsam bile burada tutmam gereken 4 toprak var. 4 toprağa 4 ordu koymanız gerekiyor. Tabii ki öyle bir ordum yok. Maksimum burayı tutabilirim şu anda. O yüzden mümkün olduğunca uzlaşıya gidelim. Olmuyorsa da veririz teselliye. Yapacak bir şey yok. Şu an çünkü ona höt diyecek durumda değilim pek. Her ne kadar hedef o olarak başlamış olsa da. Lüksemburg nerede? Ülkede kapitalist var ya. State Cap veya Plant Eco oynuyorsan zenginliğin vergisini düşük tutmanın çok bir önemi yok bence demiş. Doğru, aslında yok. Şu anda State'deyim. Yanlış hatırlamıyorsam başlangıçta öyle olması lazım. Hani State'de yine aristokratlar şey yapıyor, yatırım yapıyorlar. Çok fazla olmasa da yapıyorlar. Önü açık. Fabrika yapamıyorlar bildiğim kadarıyla ama şey falan yapıyor. Ne veriyor? Beyaz Barış. Yeah! Beyaz Barış tamamen bence olur yani. Gayet olası var. En sevdiğim barış türü Beyaz Barış. Böyle kalabiliriz. Dın 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 dın. İngiltere yok, yanımıza çekmeye çalışıyorum sadece ki yani şey olsunlar. Bir alliance kurabilelim, bir şey olsun. Diplomatik seviyesi bomba. Senin ağzına sıçayım İngiltere. Ne? Bende ne var da beni sevmiyorsun? İspanyollar da beni sevmiyor yalnız. Allah aşkına şu oyunda zaten bizi seven birini bulsak rahatlayacağım yani gerçekten. Türkleri dünya üzerinde seven birilerini bulsam çok rahatlayacağım her şeyden önce. Militancy 2'ye yükseldi. Biraz indirelim. O şöyle bir şey var. Aslında Osmanlı'da bunlara biraz agresif girebilirsiniz. Diğer ülkelerde girmeseniz bile Osmanlı'da biraz agresif girip daha sonra şey yapabiliyorsunuz. Tanzimat fermanı yayınlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla belli bir seviyede militanlık. Ben niye İsveç'i bulamıyorum bu götüne kodumun yerinde? Belli bir seviyede militanlık şey yapılabilir. Göz önüne alınabilir. Aha, Rusya şeyle aramı bozdu. İsveç'le. Yavşak sen benim bir yancıma yavşamaya kalkarsın. Ben seni bir atarım oradan, görürsün günün. O şu an yavşamıyor galiba ama. Şu an bir yavşaklığı yok. Bir yavşaklığını görmek için bekliyoruz. Crysis'te GBR geldi yanına, o yüzden VP attı. Güzel. Geldiyse güzel. Ama karşıya daha çok adam gelebilecekti. Herhalde isteklerini çok veremediler. O yüzden bize şeye döndü. Ege Adaları şimdi de kriz sebebi oluyor. Peki. Olmasa zaten şaşacağım yani. Değil mi ya? Kimse sevmiyor. Vergiyi biraz arttıralım. Vergi efektifliğini. Çünkü malum ekonomi. Daha biraz sizden de alalım. İyi. Doğru bir yatırım yapmışız. Filoyu yine çürümeye bırakabilirim. Şu an filo savaşı dönmeyecek nasılsa. Ya filoya yatırım yaparsam ben kendim öleceğim ekonomik olarak. O yüzden biraz nakit şart savaştan önce şu an. Her şeyi yapacağız. Eyvallah. Ya şey yapıyorsun yine ya. Birçoğuna aynı anda şey yapamıyorlar ya. Etiyopya beni Mısır'a karşı savaşa çağırdı. Ben pek de girmek istemiyorum aslında. Yanında kimse yokmuş ya. Hadi girelim madem ya.
İnfimi çakmayacaksa bana yok. Böl şu orduyu ikiye gönder. Az biraz böyle kuşatırız falan bir şeyler yaparız. Etiyopya'da hemen bitirir şeyi. Etiyopya'yı zaten şu an altıma alabiliyorum gördüğüm kadarıyla. Nerede Etiyopya? Gel lan buraya. Tamam. %3 ekstra vergi efektifliği aldım. Bir anda uçtu yalnız gelirim. Ya gerçekten bu kadar uçabilirdi. %36'ya çıkmışız. Oyun başında %23'tü. Bilmiyorum hesabını takip edeniniz var mı? Gayet iyi gidiyor. Okuma yazma oranımız %14'e yükseldi. Bu da gayet iyi. Clergyman seviyesi uçtu. Clergyman galiba şu an hiçbir yerde yapmıyorum. Her yerde işçi yapıyor olmam lazım. Aynen her yerde işçi yapıyoruz. Güzel. Fabrika durumlarımız ne? Sırbistan'da hala yarı yarıya dolular. Kastamonu fullenmiş. Kastamonu'daki şey fabrikasını biraz büyütürüz. Cam fabrikasını. Şimdi cam fabrikası orada olduğuna göre yapacağımız en önemli şeylerden biri de şu. Cam fabrikasının ötesini yapmak. Yani nedir? Şarap gibi, işte likör gibi şeylere girişmek olacak. Dışarıdan aldığımız mallar aslında şarap ve likörün ham maddeleri ama bu bölgede cam ürettiğim için bu bölgeye fabrikalarını kurabilirim. Çok fazla boşta işçi yok. Bir de burayı da büyütüyoruz. Dolayısıyla çok aniden tak 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 basmayacağım onları. Bilitesinizi kaybedin. Abi bu ne ya? Bu topraklar Allah aşkına. Çöl lan bura. Çöl, bildiğin çöl ya. Hala bu asker kaldırmıyor toprak. Hangi DLC'leri almalıyız? Bildiğim kadarıyla bütün DLC'ler güzel oyunun. Bende hepsi var. Consciousness verebilirsin. Biraz şey olsunlar. Two Sicilies'i de altımıza aldık. Güzel. İtalya'da altımıza geldi. Gayet büyüdük şu an. Diplomatik olarak değil mi? Genel olarak yani ordu, prestij ve fabrika gücü olarak Rusya'nın önündeyiz toplamında. Çok ufak bir fark da olsa Avusturya'nın da öyle. Fabrika gücünde Avusturya bizden önde. Biz Rusya'dan öndeyiz. Prestijde geçiyoruz hepsini aslında çok yüksek oranda. Prestijimiz iyi. Avrupa'nın hasta adamı falan değiliz yani. Herkes ayak olsun. Biraz şurayı da indirelim hatta. Kim bu? Necht mi? Eyvallah Necht. Halledelim. İçelim demiş. İçelim. Amerika ile aramı kötü yapmaya gerek yok. Anlamsız. Ya Amerika ile savaşmayı bir kere denedim. İğrenç bir şey. Gerçekten iğrenç bir şey. Oraya buraya her yere çıkarma geliyor arkadaşlar. Yani şeyde oynamak gibi. İnfimi kazanmak istemiyorum aslında. Neyse bir infimi şu an eyvallah denilebilecek bir seviye. Afganistan. Afganistan'la aramı kötüleştiriyor pezevenk. Kim o? Ruslar. Aa, benim seviyem o kadar iyi değil diye şey yapamadım şu an. Austin. Austin batmış. Hop. Oh. Die. İlerleyin bakalım Süveyş'e falan. Altıma almaktan kastım vasal gibi. Hayır. Ekonomik şey gibi. Ekonomik bir lig gibi düşün yani. Ekonomik fayda sağlıyor. Savaşlarda onları koruyoruz. O da ayrı bir mevzu tabii ki. Yani pek manda gibi de sayılmaz aslında. Etki alanım içinde. Yani ekonomik olarak onların ürettiği her şey kendi ülkesine yetiyorsa ilk bana satılıyor. Yani bu manda olmuyor aslında ama yani nasıl buna bir karşılık verilir? Bir malı Çin'den almak ama Fransa'dan almamak gibi düşün bunu. Çin'in etkisi daha büyük gibi düşün. Şu an altıma aldığım herkes ürettiği fazla malı bana satıyor ilk olarak. İhtiyacım varsa tabii ki. Bende de aynı şey karşılıklı olarak geçerli. Teselya mı? Yine mi? Sıçacağım şarap çanağına. İsyan oğlu, isyan, isyan oğlu, isyan. Nedir kardeşim bu? İkide bir isyan, ikide bir isyan. Biraz daha orada yapabilirim aslında.
Bir ayağımızı yere vurmak amaçlı. 4 piyade en az 2 kev, bir kev yeter ya. 4 tane de topçu yap. Aslında 5 topçu daha iyi olur. Tamam. Bir ordu daha hazırlayalım. Biraz güçlenmemiz lazım. March olayı gibi değil, hayır. March'la yakından uzaktan alakası yok. Tamamen anlattığım gibi aslında. Input, output, hayır. İkisini de istemiyorum. Research, education, F. Education'a basacaktık. Biraz daha basalım. Şu an iyiyiz. Okuma yazma oranı %15. İstiyorum ki daha hızlı araştırmalara girelim ve biraz askeriye gitmeye başlayalım. Şu an çok şeye gidiyoruz. Gerçi hoş, ekonomi güzel ama yani. Next. Başlayacağım anasını satayım. Dostluk. Bozuyorlar istiyorlar. Arkadaş ben sizinle mi uğraşacağım ya? Allah Allah. İkide bir boz yap. Tamam. Buradaki fabrikalar yavaştan kendine gelmeye başladı. Kastamonu'dan kazandığımız paraya bak. Yarı yarıya dolu ama işte dışarıya cam sattığımız için çok iyi. Aslında içeriye alıyorum şu anca. Cam bana yetmiyormuş. Nasıl bir para ya? Ne yaptık oğlum biz? Musul'da gübreleme şeyi yapıyoruz. Onun da şey olacak. Heh, şunu diyecektim. Aristokratların önemi yoktan kasıt aslında gördüğünüz üzere bir şeyler yapıyorlar. İstediğim yerlere yaparlarsa iyi. Aslında çok istemiyorum şey yapmalarını. Benim istemediğim yere bir fabrika yapmalarını. Ya da yaparlarsa bile oradan desteğimi çekmek istiyorum. National Fox'ta mı? Sırada harbiden paramız iyi ya. Yani of. Rahatlatayım biraz daha. Şu an kimden bu kadar para kazanıyorum bilmiyorum. Medisinsi istemesem de istesem de mecbur. Mermi fabrikaları falan açıldı da daha onlara şey yapamayacağım. Yavaş yavaş girişmem lazım. Ya yeter Necdet. Siktir git. Lütfen siktir git. Şimdi bir bakalım. Mermi fabrikası yanlış hatırlamıyorsam aynen bunu istiyor, bunu istiyor. En mantıklı yapabileceğim yer Musul. En yakınında çünkü çelik fabrikası var hemen. Çelik fabrikası yapabileceğim yerleri bir hatırlayayım. Erzincan, Trabzon'a mı dahilmiş? Kars'a dahil. Van, Diyarbakır, Van'a dahil. O zaman Trabzon'a yapalım. Bir sonraki çelik fabrikamızı. Çelik tabii ki çok çok lazım olacak. Neredesin? Gel buraya. Tamam. Eyvallah. O state tıklayıp National Fox ayarına crisis'i düşürebiliyorsun. Ha güzelmiş. Da. Yani ben diplomatik olarak şu an iyi olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden şey yapmak istemiyorum çok. Popülasyon kaybıyla biraz indirdik. Yani çok tercih edilecek bir şey değil aslında ama. Şimdi admin'e %50 de harcasanız %100 kalıyordu diye hatırlıyorum burada. Suçla mücadele falan hepsini hallediyor burada. Dolayısıyla yani burada ne kadar harcamak istediğiniz size kalmış durumda. %0 da yapsanız galiba şey oluyordu. Emin değilim bakın ondan. Ben %50'de bırakıyordum diye hatırlıyorum harcamasını.